Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel, sıcacık bir günden. Kanrı Mahmut Acar köyünden. Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün bizim iliğimiz, kemiğimiz ısındı. Hava çok güzeldi, 23 dereceyi gösterdi. Bu akşamüstü yine bir video alayım dedim. Şu küpelerden başlayayım dedim. Biraz erken davrandım ama size bakın bu zenden gelen sardunya açacak inşallah. Şölenin deyimiyle antin kuntin yapmamışlardır. Bu istediğim sardunyadır. Açsın görelim. Bu da bordo gül sardunya arkadaşlar. Bu bende vardı zaten, kendim ektim. Kendi çeliklerimle. Bunlar zenden gelen küpeler arkadaşlar. Şubat'ın ilk haftasında depremden 2-3 gün önce gelmişlerdi. Bir parmak kadardılar. Marbeller cinsi. 3 tanesi de bahçe küpesi. Ağaç gibi soğuktan korkmayan, soğuğa dayanıklı olanlardan. İstediklerim onlardı. Bugün indirttirdim bunları arkadaşlar. Diplerinin toprakları, gübreleri çökmüştü. Gübre koydum böyle diplerini. Islattım. Astıracağım. Çok yüksek ben çünkü şey yapamıyorum. Eşim asıyor. Yetişemiyorum. Küpeler böyle. Küpeler demişken. Elemeyi göz nuru arkadaşlar. İlk küpem açmaya başladı. Bu da kendi küpemden çelik. Kışın balkondaydı. Kapalı balkonda yetişti. Bu sardunya da az önceki gül sardunyadan. Bu da o büyük iri şeylerden, saplılardan. Bunlar evde yetişmeler. Bunlar da Japon gülleri. Muhabbetler. Bunu denemek için içeri almıştım ya biberler. Full 12 ay verdi arkadaşlar. Kapalı balkonda olunca devam ediyor vermeye. Sakız sardunya. Arkadaşlar çoğu bitkiler bilhassa küpeler. Ekim-Kasım ayında başlıyorsunuz çelik kalmaya. Küpenin dalından bir parmaktan biraz büyükçe çelik alıyorsunuz. Ekiyorsunuz. Kışın tutuyor. İlkbahar kadar gelişliyor. Bu saatten sonra küpeli tutturmak sıkıntıdır. Artık olmaz. Havalar ısındı. Bu biraz çalımsı bir tür olduğu için kışın güzel tutuyor arkadaşlar. Çalı tipi bitkiler de kışın tutuyor. Ama ince sardunya, cam güzeli onlar bu mevsimde tutarlar daha. Havalar ısınmadan sokarsanız. Benim güzellerim başladılar açmaya arkadaşlar. Japon gülleri. Bunlar kesintisiz. 12 ay açma kapasitesine sahip arkadaşlar. Tabi yazın dışarıda, kışın kapalı balkonda. Kapalı balkonda 12 ay, 6 ay açtılar. Dışarı çıkarınca bütün yapraklarını, kozalarını attılar arkadaşlar. Bakın bunları hep yeni çıkardılar. Tazelediler kendilerini. Dışarı çıkınca yeniden kozalandılar. Şimdi açmaya başladılar. Artık full açarlar kocaya. Gülüm de o kadar güzel oldu ki maşallah, subhanallah. Kokusu da ayrı bir güzel. Dayanamadım, yine gösteriyorum kozaları. Bu da siyah kala arkadaşlar. Bakın bu Leropatolum'un dibine papatya, değişik, bana göre kıymetli olan türlerden sardunyalar. Çeliklemişim bir sürü.
Açsınlar, renklerine göre ayıracağım, alacağım hepsini orada. Katlı ağaç hatmi. Dibinde de saray patı. Onların fideleri de iyice gelişti arkadaşlar. Ekmem gerekiyor. Rahatsızlıktan kalkıp da bir onları yerine getiremedim. Bunlar da eski küpeler arkadaşlar. Az önce gösterdiklerim yeni küpelerdi. Bu yılın. Bunlar eski küpeler. Bakın bundan ekmiştim. Annesi de çabucak açıyor. Bu kışın camın önünde sürekli açıktı. Bütün videolarda var. Kış videolarında. Bu taraftaki cam güzelleri eridi arkadaşlar. Kalanlar bunlar soğuktan. Şifi kaç ayağımın altından kurdu. Bu da böyle canlanmaya başladı. Bu aslan ağzı çok iri. Hülya'nınkini de gördünüz. Onunki resmen gül ağacı kadar olmuştu. Bunu da bıraksam olur herhalde ama bunun dibinde selika var, canlanmış. O kadar aman vermem buna büyük bir ihtimalle. Bakın düz renk kırmızı küpeli. Geçen sene yaprağı gözükmüyordu çiçekten. İnşallah bu sene de öyle olacak. O kadar çok gelişti ki her yaprağının dibinden dal çıkardı. Çardan karşı tarafında da girmeyeyim içeri, orada da aynısının beyazı var arkadaşlar. Eşimin arkadaşı bu lobayı verdi arkadaşlar bize. Bahçede kullanırsınız diye bizim marangoz işlerimizi yapıyor. Marangoz kendisi, selam olsun Adem abi. Ben de onu bahçede kullandım ama onun dediği şekilde kullanmadım arkadaşlar. Demirin üstüne koydum. Lobanın içini toprak doldurdum. Papatyaları ektim. Öbürkülerden çeliklediklerimi. Bunu da pazardan aldığım fideleri bu leğene ektim. Her ikisinin kenarlarına, boş kalan yerlerine de latin tohumları koydum. Sarksınlar aşağı diye. Lavabo gözükmez yani. Ama güzel bir tasarım olur. Buraya da bunu astım. Dahlialar çıkmaya başladı arkadaşlar. Bunlar iri dahlia. Annemden getirdiğim yumrular. Buraya 4-5 tane ocak açtım, böyle ektim bu sıraya. Bakalım nasıl olacaklar. Nihayet filbahrim açtı arkadaşlar. Bakın çardağın kenarında var bir filbahri. Bir de burada var. Mis gibi kokuyor. Bu sabah güneşi alıyor karşıdan. Çardağın kenarındakini çardak kapatıyor. Dolaylı yönden alıyor. Akşam güneşi alıyor. Bu ondan önce açtı arkadaşlar. Çünkü aynı bahçede aynı zamanda açılsa ve ekilse bile çiçekler, konum farkı çok şeyi belirliyor arkadaşlar. Bu filbahriyi de üretmek çok kolay. Kışın bundan ister çelik alın, ister dibinden ayırın. Ekin, ilkbaharda canlanır. Genelde çalı tipleri böyle. Kokusunu söylememe gerek bile yok herhalde. Harika bir kokusu var arkadaşlar. Akşamüstü güneş batmak üzere. Benim güzelim de kapanmak üzere arkadaşlar. Bakın bu araba daha çok güzelleşecek. İçinde her şey var. Bunlar gitmeden biraz daha çekelim arkadaşlar. Bakın hala çok güzel. Bir ayı geçti bunların açtıkları. Hatta üzerinde yavaş yavaş tohum keseleri oluşmaya başladı. Bunların bir tek tohumunu ziyan etmeyeceğim arkadaşlar. Bakın sıcak istiyoruz, sıcak istiyoruz ama sıcak gelin tacını ne yapmış arkadaşlar? Hepsinin tepelerini yakmış. 23 derecelik bir sıcak. Ömrünü kısaltıyor işte sıcakta çiçeklerin. Bazılarını açtırmıyor. Pardon, açmalarını sağlıyor. Ama bazılarını da böyle ömrünü tüketiyor. Şunun güzelliğine bakın. Şöyle koçak gibi. Çok güzel. Allah bizim için ne güzellikler yaratmış.
Bunların hepsi tefekkür sebebi. Arkadaşlar. Anlayabilen için. Kapkara bir toprak. Renksiz kokusuz bir su. Hepsinin rızkı. Ama hepsinin rengi, şekli, kokusu. Her şey farklı arkadaşlar. Yüce Yaradan'ın eseri. Bakın bambu sarısı nasıl içine giriyor giriyor. Alıyor. Rızkını topluyor da. Sarı kızım, sarışın kızım. Kıştan beri bahçemi süsleyen kızım. Ne kadar kanaatkar bir bitki. Hala güzel. Hala çiçekli arkadaşlar. İlk önce bu asik kıpesi açtı. İlk önce bu tohuma duruyor. Buradan çardağın görüntüsü arkadaşlar. Yakında bu görüntü değişir. Güllerle birlikte. Beyaz fil bahri açar. Fuşya pembe gül. O da sarı gül. Çardak başka bir havaya, renge bürünür. Her ay bahçede renk, manzara değişir arkadaşlar. Bahçenin güzelliği de burada. Kimisi gider, kimisi gelir. Bu yatakta böyle oldu. Açıklı koyulu Hüsnü Yusuf'lar. Üzerlerinde her renk var. Benim sultan kız gene damat toplamaya başladı bahçeye. Sanki yavrular çok büyüdüler. Bakın komşunun bahçesi benim ezan çiçekleri bahçeye bıraktı. Oraya bile yayıldı arkadaşlar. Ama güneş çok olduğu için beyaz gözüküyorlar. Aslında pembeler. Küçük pembe. Kendi sardunyalarım da çıkmaya başladı. Sakızım da böyle arkadaşlar. Bir kızıl goncaya benzer dudağı. Sultan, niye topluyorsun bütün bunları bahçeye? Fıstığın halısında da bu kadarcık Hüsnü Yusuf kaldı arkadaşlar. Hepsini kırdı kırdı attı. Bakın yatağını görün. Nilüfer renklisi geliyor gene. Size bunu göstereyim arkadaşlar. Anemonum çıktı en sonunda. Böyle. Goncanın güzelliğini görüyor musunuz? Bir de mor olması lazım ama o daha görünmüyor. Yarın açar inşallah. Güzel küpelerim de burada. Tabii ki gidip çiçekçiden beğendiğim bir küpeyi almak da daha kolay, daha zevkli arkadaşlar. Ama böyle kendin yetiştirdiğin zaman da onun tadı, lezzeti başka oluyor. Bir de kendin ürettiğin zaman yazın herkesin küpeleri sıcaklarda ölürken senin küpelerine hiçbir şey olmuyor. Kışın da onlardan bol bol üretiyorsun. Küpe sayın hızla artıyor. Bakın bu da başladı açmaya. Olacak inşallah yavaş yavaş. Hava ısınsın. Şimdi klematislerimi almayayım mı arkadaşlar? Bakın şunların güzelliklerini. Bu pilo galiba. Bunlar 5 taneydi arkadaşlar.
Bir arkadaşım o zamanlar satılmıyordu İzmit'te. Böyle kargo da çok yaygın bir şey değildi. Bunları yurt dışından getirtmişti. Allah rahmet eylesin. İstanbul'dan bana göndermişti. Yukarıki bahçeden buraya indirdiğinde bunlar İzmit'te çok güzel balkonda yaşadılar birkaç sene. İzmit'ten buraya geldiğimde ötekiler gitti arkadaşlar. Kala kala bu iki tanesi kaldı. Ama dün bir tane daha geldi. Üçlenciler. Bunlardan üretmeyi öğrendim. Bundan birkaç tane ürettim. Yine çoğalacaklar inşallah arkadaşlar. Morum vardı bir tane, jakmani diye. O kadar güzeldi ki. Yaprağı gözükmüyordu. Mosmor yapıyordu her tarafı. Beğenmedi, bahçeyi kalktı gitti. Sardunyaları da gezelim. Çünkü 2-3 günlük bir yağmur fırtına geliyor. Sarı kot verdiler arkadaşlar. Bu gece 4'ten sonra başlıyor. Belki çekemeyiz. Belki de müsaade eder hava, çekeriz. Yağmurda da çok seviyorum ben video çekmeyi. Alisyum güzel, fırça güzel, şey boyu güzel. Hepsi güzel. Rabbime şükür. Bu kızlarım da güzel arkadaşlar. Katlılar güzel ama bunlar daha dayanıklı bence. Katlının da bir morunu bir pembesini aldım. Dayanamam, alırım yine de. Ne kadar mintiri kaçmış. Aslında böyle değil bu kız. Hepsinin güzelliği tadı ayrı arkadaşlar. Sardunyaları da görelim mi? Bu da Picasso cinsi çıktı arkadaşlar. Bir tanenin üstünde çok renk. Bu benim beyazım çıkacak. %190. Mandibilaları da kışa atlatabilirsiniz. Yazın size karada ölüm yok. Coştukça coşuyorlar. Bu güzelim de hiç çiçeksiz kalmıyor. Maşallah, sübhanallah. Böyle arkadaşlar, hep içi tomurcuk dolu. Bu ceylanlar onlar kadar performanslı olmazlar. Bir tertip verirler. Sonra tek tük tek tük açarlar. Sardunya aşktır biliyorsunuz. Benim kızım yine geliyor. Bakın ne kadar taze dalı var. Yer gök dal çıkarmış. Bu da benimkilerden. Nihayet açabilenlerden arkadaşlar. Hoş ya. İçinde kırmızı bordo hareleri var. Bu yılkilerden. Güzel bir akşam üstünden arkadaşlar. Nereden izliyorsanız, hangi saatte izliyorsanız beni, bulunduğunuz bütün yerlere, Kandıra'nın Ahmet Hacılar Köyü'nden sevgiler, selamlar arkadaşlar. Günleriniz, geceleriniz sağlıkla, huzurla geçsin. Allah iyi olarak dilediğiniz her şeyi
dergahında kabul buyursun. İstediğiniz her çiçeğe ulaşabilme şansınız olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.